Londra'daki Gordelus şeklinde geçen maçta Kayseri Erciyesspor Atiba'nın Yasin'i düşürmesiyle 11. dakikada penaltı kazandı. Konuşuyorum. Dur. Evet, aynen. Bu da yayında. Ya bir Allah'ın kulda gitsin desin. Kardeş yayındasın. Burnunu karıştırmayı bırak. Test yapmayı bırak. Şunu bırak, bunu bırak. Hayır. Hayır. İnsanlar ne hallerde yakalanıyorlar şu yayına girildiği bir haber veresin. Bak kızı ne hale getirmişler. Görelim. Konuşuyorum. Evet, aynen. Görebiliyorsunuz herhalde. Bir yaramazlığınız var mıdır? Konuşuyorum. Ses provası veriyorum. Yayın mikrofonla yayın konuşuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ege, Şengönül, bu devirde herkes ben. Yahu her hafta İnci'nin İnci sözlüğünün ne yapacağını bir kere daha tekrar ediyoruz. Yani. Bütün yayıncılar için aman diyoruz, yapmayın diyoruz. Yani yine oluyor. Yani bu artık bir klişe. Sizin söylemenize gerek yok. Biz hepimiz zaten içimizden söylüyoruz ama bir de bütün yayıncılar niye söylüyorlar? Mesela bayılıyorum bu adama. Sabahlara bakıyorum. Çok tatlı. Bizim Simge'ye de bakıyorum. Böyle bir tarıyorum. En çok Simge'ye bakıyorum. Arada birazcık bunlara bakıyorum. Bunu da Show TV'de çalıştığım için söylüyorum. Devam ediyoruz. Ege, Şengönül, bu devirde herkes ben der, kimisi gönülden kalender. Yaşam dediğin böyle işte. Altını şer, inci s*** demiş. Nilgün de bizdeki işçi kendi durumunun farkında değildi diye sormuş. Sakatlık problem. Arkadaşlar, yayında olmadığımız dönemde bunu izledik ve dedik ki Allah'ım biz niye yayında değiliz? Yani niye medya arkasında bu yok? Bu tarihte gelmiş geçmiş en iyi İngilizce bağlantı. Ve çok iyi ya. İnanılmaz. Yani İngilizce bağlantı derken İngilizce konuşmasında çok daha fazla bir şey var. Telekinezik bağlantı yapılıyor. Bunun üzerine bir başka bağlantı var. Bakın nasıl muhteşem konuşuyorlar Türkçe ile İngilizceyi karıştırarak bir futbolcuyla bir spor yorumcusu görelim. Sakatlık problem. Sakatlık problem. Yok, no. No problem. Peki, endomsuz sizin back rüzeddu? Ya, rüzeddu, yes, I come. Yes, sezon sonu tekrar rüzeddesin. Yes. Uçe, İstanbul? Ya, Uçe in İstanbul. İstanbul. Yeah. Doctors, disability hovering, do they say? Sakatlığın ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık ne kadar? Sezon sonu 1-2-3 ay. Okay, bye. Şimdi ay diyor. Bir dakika, gel. Ay diyor, onu da okay bye diye kapatıyor. Mükemmel. Bir kere sessiz gülmeden seyredip özümseyelim. İnanılmaz bir şey. Tekrar lütfen bu bölüm. Sakatlık problem. Yok, no. No problem. No problem. Peki, endomsuz sizin back rüzeddu? Ya, rüzeddu, yes, I come. Yes, sezon sonu tekrar rüzeddesin. Ya. Öbürünün anlaması daha komik. Yes. Bak, bak. Uçe, İstanbul. Ya, Uçe in İstanbul. İstanbul. Ya. Doctors, disability hovering, do they say? Sakatlığın ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık ne kadar? Sezon sonu 1-2-3 ay. Ay. Okay, bye. Yapmışlar ya, kafiyeli yani bayağı. Benim bir arkadaşım okay, gelmişti İngiltere'den, dedi ki bir gün. Çocuk dedi, ay dedi, İstanbul ne kadar modernleşmiş. Geyrettepe diye şehir. Bir de evet. Kızı beğenmemiş. Bir tane daha var. Söyle. Kızı beğenmemiş, diyor ki she is not my pencil. O benim kalemim değil. Devam.
Devam. Buhar kıver. Vatana kadar değil. Para, altın, gümüş. Vatana kadar. Eve kadar. Sonra yıkıldı yuvayı. Ne? Cıngılat çal. Sokaklarda. Hep abone olduk. Hani yuvalarımız niye yıkıldı? Senin niye yuvan yıkıldı o zaman? Para. Sen niye ayrıldın? Sen niye ayrıldın bu kadar düşünüyorsun? Sen niye ayrıldın? Için. Niye ayrıldın? Bana itaat etmem. Niye? Bana itaat etmem. Bunları niye ayrıldın? Bana itaat etmem. Evlata itaat etmem. He? Akrabayı da istemem. Dur. Mükemmel. Şimdi neydi bizim tatlı adamın sunduğu Kanal D'deki? Ben bilmem eşim bilir. İlker abi. Ben İlker. Bilmem. Evet İlker'in. Harikulade. Çok çok eğli ha? Yok yok Kanal D'deki şey. Bu başka mı? Ben bilmem eşim biliyor. Bu bilmem bilmem eşim bilir değil mi? Değil bu kapış kapış. Kapış kapış. Bu kapış kapış. Kapış kapış ne ya? Saat mi sunuyordu onlar? Bir de kapanmadan kazan var. Çok karıştırıyorum ben. Neyse bu işte bu şeyleri gösteriyor. Bir şey getiriyorlar da bir şey veriyorlar da. Geçen sefer kocası gol attı diye. diye sevinen bir kadın vardı. Onu da böyle trajedinin ve sevincin sonu olarak gördük. Böyle bir Oedipus'a falan benzettik. Büyük tragedi oyuncusu gibi bir kadın. Burada da ne geliyorsa bir şey geliyor. Böyle bir ziynet falan gibi bir şey geliyor. Allah aşkına şu sevince bakın. Ve üzülün. Böyle mutlu olamadığınız için üzülün, ağlayın. Coşun. Görelim. İşte sıfır ödülünüz. Ne? Hayır, nerede? Oho! Değeri! Değeri! Değeri 5 bin lira. Bunu da Ezgi'ye veriyoruz. Dur. Hayır dur gel gel. Ya şimdi değeri 5 bin liralık bir ziynet geliyor. Ya böyle bir kadına mesela hakikaten bir evlilik teklif etsen bir yüzük taksan ne yapar acaba? Allah muhafaza. Yani çok acayip nasıl böyle seviniyorlar ana ve birkaç programdır böyle sevinenler görüyoruz. Yani demek ki Türk insanı mutlu arkadaşlar. Evet. Devam. Dur. Ya. Abi yani o ziyneti getiren de böyle getiriyor. O da alıyor. Ne oluyorsunuz lan? Devam. Değeri 5 bin lira. Bunu da Ezgi'ye veriyoruz. Yüzlerimde çok acı var. Mükemmel mükemmel bir ne diyoruz enerjici şeyci. Kuantumcu. Reiki. Kuantumcu mu bu? Reiki. Ya abi, abi lütfen, lütfen bakın, lütfen bakın. Pembe gömleğiyle oturuyor ve uyuyor. Uyuyarak yapıyor zaten her şeyi. Dalıyor, dalıyor. Konsantre oluyor. Bakın, bence konsantre olmuyor. Harbi uyuyor da bir görelim. Yüzlerimde çok acı var, belimde ama vücudumdaki bu yorgunluğu benim... Hatta kalın. Tam... teslim olun. Böyle yarım değil yani. Tam teslim. Allah Celle Celaluhu şifa nasip etsin. Anlasa anlamasa kadın. Merhamet eyler. Gönlünü anlamayı nasip eder. Şifa nasip eder. Beline, dizlerine, bacaklarına şifa nasip etsin. Şimdi geçti mi acın abicim? Onu söyle bana. Şu anda geçti hocam. Yani hayırlı geceler. Güzel. Dur. Hem... Dur. Ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Yoksa Show TV'mizin sabah erken programı All That Jazz. Hepsi bir arada. Hepsi ikisi bir arada. Hepsi her şey dahil. Her şey dahil. Her şey dahil de yoksa Aliş Hanım'la Çağlam'ın arası mı bozuluyor? Bu ne oluyor görelim. Güzel. Hem yüzü güzel. Hem hakikaten çok fit. Türkiye'nin en fit sunucusu öyle söyleyeyim. En fit sunucusu mu? Evet. Ağzını topla buraya gel. Şuraya gel. Sen benim canımsın ya. Dur. Türkiye'nin ağzını en topladım. Fit sunucusu. Hayır bu gerçek bir tokat değil tabii. Aralarında böyle tatlı sert mükemmel bir ilişki var. Ama şimdi tokatlardan gitmeye başlıyoruz bundan sonrasında. Görelim. Elimize birkaç kuruş para geçmesi ben yardımcı ol diye çok içten bir dua ettim ve amin dedim. Maalesef vermiş olduğunuz cevap yanlış. What?
Dört. Dört. Şimdi eğer böyle topuklular giyiyorsak ve tabii ki bu yerler işte böyle plexi oluyor, cam oluyor. Mesela Reyhan, ben biliyor musun şeye gittim. Yarışmanın çekimi sırasında Bülent Ersoy'un stüdyosuna çıktım. Abi böyle plexi falan değil, mat plexi değil. Parlak cam yerler. Gerçek cam. Hmm. Bülent Ersoy'a yerleri gerçek cam yapmışlar. Böyle plastik değil yani. Fakat üzerinde herhangi bir kundurayla yürümek mümkün değil. Bülent Hanım o yüzden hareket etmiyor. Hareket ettiğin anda düşersin. Bülent Hanım geliyor ya yavaş yavaş. Bir süre böyle duruyor. Sonra çeviriyorlar. Gidiyor ya, kesin bu yüzden. Yürünmesine imkan yok. Ve şimdi madem yer cam oluyor, plexi oluyor, bilmem ne oluyor, kaygan, parlak... Şey yapıyor. Ebe kadın niye öyle coşarsın değil mi? Bak görelim. Vay be. Aman Hülya Hanım. Dur. Of, hocam dur gel gel. Bravo. Ya bu çok fena tabii. Bir de böyle bir enteresan arkada böyle geğirmeli ve inlemeli bir şarkı. Oh korkuyor doy. Haydi diye bir kadın gelip de tabii. Çok fena yani. Hani kadın bir numara, Hakan Epcan iki numara karizmayı çizdirmek konusunda bu gece. Evet. Devam. Haydi. Aman Hülya Hanım. Bebek yüzü Allah'ın güzel aslanın canının... Bu bölümü yorum yapmadan geçeceğiz. Saygıyla geçeceğiz. Yorum yapmadan geçeceğiz. Evet. Fakat çok isterdim böyle bir programım olsun. Kediciklerin olsun. İnşallah. Yani siz, siz kendiniz tabii çok güzel hanımlarsınız. Ama yani bir de böyle programlar var. Böyle program. Ve bunlar arada sizin gibi arada sırada gelen tipler değil. Hep oradalar. Her programa geliyorlar. Mesela ben sana söylesem Fatoş her programa gel desem gelemem dersin, işim var dersin. Bak onlar her programa gidiyor. Görelim. Bebek yüzü Allah'ın güzel aslanı, canımızdan çok sevdiğimiz bir tanecik hocamızın güzel sohbetini başlıyoruz inşallah. Aa, hakikaten yakışıklıyorsun ya. Ben kardeşim normal birini bekliyordum. Gününü şok oldum yani. Sahi söylüyorum yani. Maşallah, maşallah. Nedir kardeşim ya? Mükemmel maşallah. Maşallah. Top bırak. Top top al. Bırak. Top bırak. Dön. Öyle. Herkesin içinde var bir şeyler. Çıkarmaya çalışıyor. Evet olabilir. Bunu her programda söylüyorum. Şimdi de bir evlenme programında bir kadın için söylenmiş en güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Fakat anlamadığım şey, kadın hüngür hüngür ağlıyor adam şarkı söylerken. Şunu anlayamadım. Böyle bir sese duygulanıyor olamaz. Adam o kadar kötü söylüyor ki kadın ağlıyor. Ya benim yorumum bu. Görelim. Rak. Top top al. Rak. Top rak. Müzik alabilirim. Ne? Müzik alabilirim. Ama nasıl bir müzik alacaksınız? Yalnızım dostlarım, yalnızım sol. Şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım.
dostlarım, yalnızım yalnız. Gerçekten çektiklerimi ifade ediyorum. Gözlerim doluyor. Hiç mutlu olmadım dünyada. Neler gördüm, neler neler. Abi tamam yeter. Kızcağız burada perişan mı oldu? Peki kadın sonra bir çay içmek istemiş mi adam? Onu bilmiyorum. Hay Allah'ım ya. Bir de evlendiklerini düşün. Ay. Eyvah eyvah ya. Çok fena. Çok var. Dolby stereo mutluluk. Kestiren müziğe küstü ya. Surround sistem. Surround. Fatoş Hanım'a bir sorunuz olacaktı. Hayır, hayır. Gülhan. Buyurun. Nasıl bu adamla çalışmak yönetmen olarak? Eğlenceli. Sermiyan eğlenceli bir adam. Çalışmak da rahat. Güzeldi. Özelse ben çıkayım rahat konuşayım. Arkandan konuşmayayım diye böyle yüzüne baka baka konuşuyorum. Mahir sevgili abi sizce? Valla bir de tabii hem Sermiyan çok keyifli çalışıyor. Onun ötesinde bir filmi yazan ve yöneten adam olarak aynı anda sette olduğu zaman ve kafasında yazdığı şeyi direkt çektiği zaman çok daha kolay oluyor o işler. Yani acaba burada onu mu düşündü, bunu mu düşündü? Bir yönet. Çünkü ben oyuncu olarak yönetmene teslim olmayı seviyorum. Yani bir yönetmenin bir sahne bittiği zaman yeni sahneye geçtiğinde evet o sahne iyi olmuştur duygusunu bana yaşatmasını istiyorum. Yoksa benim kafam çok karışıyor. O yüzden Sermiyan'la o duyguyu çok yoğun yaşadık. Eyvallah. Çok keyifliydi. Bahadır. Ya ben genç kuşak oyuncu adayı hakikaten çok şey öğrendim. Yani hem Sermiyan. Ne öğrendiniz? Bana bir şey söyleyin. Yani şöyle çok daha organik derler yani organik oynamayı öğrendim sahne içerisinde. Çünkü hem sahneye hazırlarken hem o coğrafyada büyümüş ve çok iyi bilen birisi olduğu için hem yaz senaryonun sahibi olduğu için hem motive açısından hem de yönlendirme açısından çok benim için çok faydası oldu. Yani ders gibiydi benim için. Hem Demet Akbağ da aynı şekilde. Onunla tabii beraber ki. De aynı sahneleri paylaştık. Benim için ders gibiydi. Yani birçok sahneyi hatta gülmekten çekemedik. Onlar inanılmaz güzeldi. Estağfurullah ya. İltifat ediyorlar. Teşekkür ederim hepsine. Ama mesela kamera önünde arkası da yani buradan binlerce kez her programda sıklıkla söylemeye çalışıyorum. Bütün ekibime binlerce teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar olağanüstü bir set hazırlıyorlardı ki sete çıktığımda yani sadece böyle motivasyon ve eğlence kalıyordu işin gerisine. O yüzden mesela ben 38 yaşındayım. Bir sürü işte oldum. Kiminde yazar, kiminde yönetmen, kiminde oyuncu olarak. Ama hayatımda en mutlu olduğum set bu setti. Çok güldük yani. Hani Demet'le, kamera önüyle, arkasıyla. Bayağı eğlendik. Ya bir de tabii herkes bir şey öğreniyor. Sermiyan da bu üçüncü filmi. Evet. İkinci filmi ve üçüncü filminde çalıştım. İkinci filminden sonra üçüncü filminde Sermiyan'da da müthiş bir yenilik de vardı aslında. Çünkü olgunlaşma da var. Olgunlaşma var. O da öğreniyor. Yani yönetmenlik tabii anlamında canım, da. Tabii ki. Kendine güven anlamında da öğreniyor. Üçüncü, yani bu ikinci film, birinci filmden çok daha rahat, çok daha keyifliydi. Yani öyle yönetmenlik havalı bir şey gibi gözüküyor. Allah yönetmen falan. Hamallık. Aynen öyle. Yani evet. Tamamen müdürlük yani. Hani genel müdürlük gibi sette ve hayatımdan yani duygusal komünist bir adam olarak. Bir numaralı suçlu. Aynen öyle. Yani bir numaralı şüpheli. Son kararı vermek zorundasın ve hani ama bu, son sette yatay hiyerarşiyi kurabildim çok şükür ve herkesin fikrine saygı duyarak, önemseyerek ve değerlendirerek sadece ben son kararı vermek zorundaydım. Yani filmi gerçekten bir ekip yapıyor, gerçekten yani. Ama şu tabii çok şahane bir şey yani yazmak konusunda evde bir başınasın, işte bilgisayarı açıyorsun, Hükümet Kadın ya da Hükümet Kadın 2 yazıyorsun. Bugüne kadar sürekli çalışıyorsun ama evde bir başınayken sonra milyonlara ulaşıyor o kahkaha ve... Ya. Abi eleştirileri çok... okuyorsun, beğenenlerin sözlerini okuyorsun. Evet, çok mucizevi bir şey yani. Hani... Harikulade, evet. Harikulade. Peki, Fatoş Hanım. Buyur canım. Sizin program başında bana çemkirmenizden hatırlıyorum. Fatoş Hanım'ın
TT olmuş kendisi. Tabii ki. TT olmaz ki. Olmaz ki. O geldi olmuş. Zaten tabii. Kapıdan içeri girdiği anda TT o. Onunla ilgili, yaptıklarıyla ilgili görüntülerin mutlaka girmesi lazım. Yani üzerine mi gidiliyor? Ne oluyor bu programda? Görelim. Biz bunu beğendikten herkese merhabalar. Ben Fatoş Kabasakal. Kahkaha garantili programımız başlamak üzere. Hollywood starlarına duyduğumuz hayranlıkta hiç kuşkusuz en büyük pay... Bu sizin söylediğiniz, gösterin dediğiniz bu muydu? Sadece bunu söylememiştim ben. Tamam. Ona göre arkadaşlarıma fırça çekeceğim de onun için. Yani bu hangisi bu? Bu şimdi? Şu an son yaptığım proje. Biz bunu beğendik. Beyaz TV'de olan. Beyaz TV'de doğal olarak bunu göstereceğiz son yaptığınız projeniz. Evet. Yok mi? Hayır yani bir kolaj da yapabilirdiniz. Yapıyorsunuz da. Çalışmamışsınız. Reyhan niçin olmadı? Niçin olmadı? Yoksa Fatoş Kabasakal'ın geleceğini bilmiyor muydun? Okan'cığım. Lütfen. Senin yüzünden değil. Ben daha önceden de böyle bir şey olmuştu. Herhalde Fatoş'un geçen gelişinde de hazırlamamıştınız. Bundan sonra Fatoş'un hayatından bir kolaj. He? Bunu biraz görelim de ondan sonra ona kolaja da bakacağım. Evet. Hayat veren dublaj sanatçıları. Çocukların sahip olduğu tek şey oyuncak, şekerler ve çikolata. Durum böyle olunca bunlar ellerinden alındığında vermiş oldukları tepki tüm mal varlığını kaybetmiş bir iş adamından farksızlaşıyor. Olaylara farklı. Sıkıldın galiba, yanında durayım. Biraz. Hayır, sıkılmadım. Çok otur ne olur. Aynen, lütfen yapmana, ya. Beraber bakalım. Niye? Birisinden konuştuğumuz zaman mesela onlar da ayağa kalksaydılar o ama zaman. Ama sıkılmış gibi duruyorsun. Hayır, kesinlikle sıkılmadım. Hayır, kalkmayın. Hadi hadi. Hayır, gel otur. Ya sıkılır mıyım? Lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Niye kalkmış? Çok güzel. İnanılmaz ifadeler, duygular falan. Ya şu şeyi adamlara bak, seyrettirmeyi unuttuk ya. Onlarla ilgili ciddi bir belgesel. Ama seni de böyle görmek isterim. Bu iki uluslararası aktörü ağırladığımız zaman neydi o, şunu bir göstersene. Herkes görsün ne kadar güzel. Bak onlar gibi olsan ne güzel, bak onlara belgesel hazırladık. Görelim. Türkiye'de Kostas Mandalor ve Parker Stevens'ın çılgınlığı gün geçtikçe artıyor. Kostas Mandalor fan kulübü başkanı Kasım Manidar, ünlü oyuncunun şöhretinin Türkiye'ye sığmadığını söylüyor. Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararlar pazarda? Sokaktaki vatandaş da Mandalor ve Stevens'ın hakkında aynı şekilde düşünüyor. Attım hafızaya. Beyin bedava. Çok iyi oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. O ancuvazda bir alamet geldi. Sahip çıkalım dedeye. Sokaklarda yatıyor. Ya Fettah Can'la ilgili bir belgesel yapmıştınız. Bu önemli bir konu. Bir adam Fettah Can sayesinde ne yapıyor? Bir şey oluyor. Neydi o? Fettah, bak onu bir izleyelim, görelim. Tamam. Fettah Can artık sadece şarkılarıyla değil, psikoterapi yöntemiyle de anılıyor. Kaç hastamı Fettah Can şarkılarıyla ölümden döndürdüm biliyor musunuz? Anlatsam inanamazsınız. Ya onunla tanışmadan önce hep yabancı şarkılar dinliyordum. Fettah'la tanıştıktan sonra yeniden doğdum. Türkiye Psikoterapi ve Mezoterapi Kliniği Başkanı Doçent Doktor Enes Turhan Bulat'ı, Fettah Can'ın hastaların iyileşme sürecinde çok olumlu katkılarının olduğunu söyledi. Tolga Bey bize geldiğinde harap haldeydi. Sürekli sinir krizlerine giriyordu. Bir gün yine krize girmişken telefonu Sayın Can'ın Boş Bardak melodisiyle çalmaya başladı. Ve voilà, o gün Tolga Bey'in yeniden doğduğunu keşfettik. Ya gitmediğim doktor kalmadı. Her türlü ilacı denedim. Hatta bıçak altına yatman gerekiyor bile diyen oldu. Ama Boş Bardağı dinledikten sonra ben de bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Kriz ataklarında bile Fettah Can mucizevi bir iyileşme sağlıyor. Eyvah, yine krize girmiş, acele etmemiz lazım. Doktor Bey! Doktor Bey! Çekil! Sakin! 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 Fettah Can CD'sini niye bulunduruyorsunuz burada? Niye yok? Sakin tut, tut. Dur, dur, dinle.
Dinle, dinle, dinle. Sakin, geçti. Geçti, geçti. Fettahcan sadece tıp alanında değil, öğrencilere de büyük fayda sağlıyor. 2013 Türkiye ikincisi Arif Karagül'le başarısını Fettahcan'a borçlu olduğunu söylüyor. Sınavlara Fettahcan dinleyerek hazırlandım, başarıya ulaştım. Uzmanlar anne karnındaki bebeğe Fettahcan dinletmenin zekayı geliştirdiği kanısında. Hatta büyükbaş hayvan yetiştiricisi Samet Karaman, Fettahcan dinleyen ineklerinin daha çok süt verdiğini söylüyor. İnanamadım ya, nasıl hiç anlamadım. Hayvanlara Fettahcan dinlettikten sonra 40 yıllık damızlıktan alırım bile foşur foşur süt vermeye başladı. Bilim adamları şimdi Fettahcan'ın sırrının peşinde. Mısır çarşısında yok satan Fettahcan otu yakın zamanda eczanelerde de satışa sunulacak. Fettahcığım, özür diliyorum. Bu kadar değerli konuklar hep birlikte oturunca laf bitmiyor. Dolayısıyla senin şarkılarını dinlemek için birazcık geciktik. Ama şimdi küçük bir geçen haftadan küçücük bir özet koyalım ki müzisyen arkadaşlarımız gelsin ve Fettah'ı dinlemeye başlayalım. Buyursunlar. Acilet ne var? Şimdi değerli tiyatrocu konuklarıma sormak istiyorum. Bu hangi trajediden olabilir? O Oedipus olabilir. Başka ne olabilir? Antigone olabilir. Shakespeare'in herhangi bir trajedisinden olabilir. Biraz dışlak bir oyunculuk. Yani bu ama bana çok hoş geldi. Bana, yani bana dünyanın sonu gibi geldi. Yani bu kadın ne yapmış olabilir ya da bu kadına ne yapmış olabilirler? Size sorayım. Seviniyor mu? Yoksa bir şeye sinirlenmiş mi? Üzülmüş mü? Yani bir şey uçlarda dolaştı kesin. Her türlü duygun uçlarında dolaştı kesin. Belki bir tiyatro egzersizi olarak verilebilir. Çünkü evet, evet. Yani şu, yani dehşetin ve sevincin sınırında hepsi aynı şey oluyor aslında. Yani bu kadını kesiyorlar mı testereyle yoksa çok mu mutlu? Hangisi anlayamıyoruz. Görelim. Şey, bir şey seyretmemize gerek yok. Türk insanıdır diyelim. Türk insanı böyledir diyelim. Programı kapatıp gidelim. Çünkü böyleyiz. Böyleyiz. Belki sizler de böylesiniz. Belki kadın mı gol attı, kocası mı attı? Golü kocası attı. İşte ben aşk diye buna derim. golü kocası atmış. Böyle bir eşim olmasını isterdim. Her şeye bu kadar sevinen. Ya da şu an mesela al sana çiçek. Devam. Şimdi bakın, izleyicimden gelen mail. Az önce reklama pas atarken şöyle bir uyarıda bulunmuştum sizlere. Efendim, bizim için ihtiyaç olası. Siz de elinizi yüzünüzü yıkayın, işte çayınızı kahvenizi koyun, eşinizi uğurlayın, çocuğunuzu uğurlayın, ne yapıyorsanız yapın. İşte lavaboya gidin demiştim. Şimdi bak, izleyiciye bak. Seda Hanım, sizin gibi Türkçeyi çok iyi kullanan birinin insanları lavaboya çiş yapmasını teşvik etmeyi çok yadırgadım. Siz ben lavaboya giderken o eylemi yapacağım nereden çıkardınız hanımefendi? Ne diyelim? Helal diyebiliyor mu? Böyle mi diyelim yani? Seda, geçtiğimiz cumartesi değil mi konuğumuzdu? Harikulade bir kadın. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hakikaten hanım hanımcık gençlerin bunu öğrenmişler bir yerde. Mesela üç kadın hakikaten çişe gidiyorlar. Çok belli çişe gittikleri, anladın mı? Yani eskiden çünkü bir burun pudralama falan vardı kadın. Hadi gel, hala var o. Var mı? Evet. Ben çok görmüyorum. Yani vardı, bir burnumuzu pudralayalım falan filan diye gidilirdi. Belki o bahane edilirdi. Şimdi üç tane kadın kalkıyor. Gidecekler, çişlerini yapacaklar. Çok belli. Tabii bunu gözümüzün önüne getirmiyoruz. Belki kadına aşığız. O kadınlardan birine aşığız falan. Üçü birden kalkıyor, diyor ki nereye gidiyorsun? Lavaboya. Türkiye'de tanıdığım müzisyenler arasında bu kadar problemsiz, kompleksiz, rahat,
her geldiği programda bana bu kadar ferahlık veren ve benim kimi program içerisindeki ona bazen söz vermemem, bazen geç şarkı söylemesi, bazen durup dururken sürpriz olarak hemen şarkı söylemesi, her şeyle bu kadar uyumlu, eyvallah, bu kadar rahat bir adam. Bir insan kendi işinden o kadar emin olmalı ki bu kadar rahat olmalı. Vallahi bravo. Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu vize döneminde kim bilir neyi kaçırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu kaçırdıklarınıza, yani vizeye çalışmamalarınıza kalkıp buraya geldiğinize göre vize döneminde sizi Fettah Can'a boğacağız. Eyvallah. Ama daha güzel bir haber var. Çok mühim bir turneye çıkıyor. Onu bize anlatır mısın? Bir ay, yani önümüzdeki ay başlayacak, Mart'a kadar sürecek bir turne. Of, çok uzun. 25 konser yapacağız. Of. Akustik bir proje. Birçok yerde biliyorsunuz 18 yaşın altında olan kardeşlerimiz gelip bizi izleyemiyor. Konser yaptığımız barlarda bazen oluyor, bazı konser mekanlarında oluyor. Onların da bizi dinleyebilmesi için şeylerde olacak, kültür merkezlerinde olacak konserlerimiz. Erken saatte olacak. Ne zaman başlıyor dedin? Valla 4'ünde başlıyor. Önümüzdeki ayın 4'ünde başlıyor. Aralık 4'ünde başlıyoruz. Başlıyor. Evet. Mart'a kadar İstanbul'da başlıyoruz. Kadıköy'de olacak. Nerede? İstanbul'da, Kadıköy'de. Kadıköy'de kültür merkezinde olacak. Şimdi tam ismini hatırlamıyorum ama. Nerede? Kadıköy Halk Eğitim'de, evet, başlıyor. Orada başlıyoruz. Sonra bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Nereden görebileceğiz? Benim adresinden Fettah Can Twitter'dan takip ben edebilirler. Ben takip ediyorum Facebook'tan seni. Takip edebilirler. Ayrıca 98 Müzik'ten, şirketimizden de takip Twitter edebilirler. Twitter adresi ne? Fettah Can. O kadar. Tamam, ben takip ediyorum. Çünkü çok duygusal adam. Düz adam. Düz adam değil, çok duygusal. Bazen sıkı, o kadar duygusal. O kadar iyi bir adam ki, yani iyiliğiyle sıkıyor beni bazen bu adam. O kadar yapacak iyi ki. Şey, o kadar iyi ki, her şeyi çok iyi adamın. Müziği, şarkıları vesaire. Peki, Twitter'dan takip ediyoruz. İnternet sitesi olarak fettahcan.com. Lan o da çok düz. Evet. Biraz bir ne yapsaydım mesela, ne ha? Olabilirdi araya? Bilmem yani. İsim soy isim baş harfleri kullansam başka bir şey olur. Fettahcan.com'da erotik bir isim yok muydu mesela? Bulamadık. Yani peki. Evet. Peki fettahcan.com değil mi? Evet. Nokta falan var mı aralarında? Hayır, fettahcan.com ve Twitter'da Facebook'ta ne? Fettahcan? Ha, Fettahcan Official. Anlamıyorum tabii. Fettahcan Official. Peki. Peki o zaman alkışlıyoruz tekrar Fettahcan'ı. Teşekkürler. Kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimi.
kapandım odalara seni beklediğimde, bekledim. Hani bir gelsen taş mı olurdu de mi var? Bir ara bir sor, hatırım varsa az öldü öleceğim. Kötü olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum, kendime bir yer bulurum. Sen kötü olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum, kendime bir yer bulurum. Teşekkürler. Son albümde yine Kalp Ağrısı diye bir şarkı var, onu söyleyelim. Seni görünce yokladı birden unuttum o aşk sancısı. İkimiz için verdiğin o karar hatıramda kalmarsın. Hatıramda kalmarsın. Konuşmasak olmaz mı? Yeniden ayrılacağını bile bile selamlaşmak mı? Seni görmeye ne halim ne yüreğim, hatırlamaya kalmamız, kalmamız mecali. İkimiz için verdiğim o karar hatıramda kalmarsın. Hatıramda kalmarsın. Konuşmasak olmaz mı? Yeniden ayrılacağını bile bile selamlaşmak. Mecali
teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün alkışlarınız arkadaşlarım için. Hazır mıyız? Son şarkı. Eğlenelim biraz. Yapamıyorum. Sırsın isterdim kendimi kandırarak, yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar, kendi sınırlarını aşar. Sen ne söylersen söyle, söylemeyiz. Şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz de birimiz çiftse gider, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz de birimiz çiftse gider, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Ay la 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 la. Konuşmak değil niyetim, galiba artık yapamıyorum. Sürsem isterdim kendimi kandırarak, yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan duyamadım. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz de birimiz çiftse gider, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Son kez başka bir şehirde. İşte o zaman konuşmadan. Teşekkürler. Geçip giden zamanın peşinden telaş koşuyorsun, bilmediğin hazların arayışında, tembellerin arasında.
gibi gördün mü? Altında. Ah senin bu halli bir kafa.